Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Evet. Daha önceki sohbetlerde Orucun farziyetinden ve ondan sonra Ramazan-ı Şerif'ten Kur'an-ı Kerim'den oruçlu tutamayanlar, oruç tutamayanlar ne yapar? Nasıl kaza yapar? Hasta olanlar, yolculuk yapanlar neler yapar? Onları bahsetmeye çalıştık. Bugünkü ayet-i kerime Bakara suresi 187. Yani önceki bahsettiğimiz ayetlerin sayfasından bir sonraki sayfa şöyle başlıyor. Estağfirullah. Şöyle işaretleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhillâ lekum. Size helal kılındı ne zaman? Leylete sıyami. Yani oruç tuttuğunuz Ramazan-ı Şerif'in oruç tuttuğunuzun günlerinin gecelerinde. Ramazan gecelerinde size helal kılındı. Yani helal kılındı demek mübah yani. Haram değil, mekruh değil. Mübah kılındı. Yani her senenin diğer günlerinde nasıl yapıyorsanız o şekilde devam edebilirsiniz demek ne helal kılındı? er su ila nisaikum yani kadınlara, kadınlarınızı eşlerinize diyelim, eşlerinize yaklaşmak size helal kılındı. Yani iki evli olan erkeğin ve kadının hani cinsi manada beraber olması bu helal kılındı. Yani kapalı, üstü kapalı konuşmayalım. Bazen anlaşılmayan biliyor. Yani burada errefes ila nisaikum eşlerinize yaklaşmak, onlarla beraber olmak demek. Yani aynı şekilde tabii ki bu e, kadınlar için de e, mübahtır. Böyle anlayalım karşılıklı. Hünne yeni bölüm. Hünne libasun lehünne. Hünne libasun lekum. Hünne o e, nisa yani o kadınlar nisanın zamiridir. Hünne libasun elbiselerdir. Yani elbisedir. Kim için? Sizin, e, lekum sizin için. Ve entüm libasun lehünne. Siz de onlar için libas yani elbisesiniz. Yani elbise libas Arapça'da libas kelimesinden kaynaklanıyor. Elbise, libas aynı manaya geliyor. Yani aslı libas. E, müfredi libas, cemisi elbise. Elbisetün. Değil mi? Emseletün, elbisetün gibi. Efendim, bunun anlamı e, sizler onlar için Libas, elbisesiniz. Yani elbise ne içindir? Burada bir e, teşbih yapılmıştır. Elbise ne içindir? Elbise, insan e, fiziki vücudunu ne yapar? Dışarıya karşı, dışarıda olan yani soğuktan, sıcaktan, efendim, e, rutubetten, kuruluktan korumuş olur. Yani dış hava şartları, vücuda uymayan hava şartlarından korumuş olur. Soğuk havada üşümeyesin, yani e, serin şeyde. E, sıcak havada mesela beyaz elbise giyersin, e, güneş fazla güneş çekmez, daha serin kalırsın. E, koyu e, renkli elbise daha çok güneş çeker ve e, sıcak olur, yani terletir icabında. Burada şuna istiyara yapılmış, yani teşvik yapılmış. Manevi sahada da e, elbiseye ihtiyacımız var ruhumuz maneviyatımız böyle elbisesiz ne yapıyor? Dışarıdan gelen şeytani ve nefsi nefsani vesveselere maruz kalıyor ve günaha düşme tehlikesi artıyor. Ama bir çift yani erkek kadın evli. Yani onlar beraber efendim yaşıyorlar, evliler yani her şey mübah aralarında bu ne yapıyor? E, eşiyle olan münasebeti kadın olsun, erkek olsun dışarıda olan vesveselere karşı ne yapıyor? Onu koruyor. Takva elbisesi deniyor buna. Yani onun için diyor şimdi durum böyle olduğu için siz hani gündüz oruçlusunuz. Gündüz böyle şey yasak. Yeme içme yasak. er -rafes yasak. Yani cinsi ilişki yasak. Ama gece bunları yapabilirsiniz. Çünkü gece de yapmazsanız bir ay ne yapar bu? Birikir, 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 patlak verir. İnsanı günaha düşürebilir, sevk edebilir. Veya en azından zihnini kurcalayabilir. Nefes. Zihnini kurcalar. Efendim. Yani insanoğlunun helal bir şekilde, helal şekilde böyle bir ihtiyacı var. Vücudunun rahatlaması lazım daha sakin, daha böyle öfkesiz olabilmesi için bu fiiliyetleri de yapması gerekiyor. Onun için Hazreti Allah size diyor helal kıldım diyor ki gece böyle rahat olun, gündüzleri de günaha düşmeyin diye. Yani nefisle güreş edilmez. Nefis çok kuvvetlidir. Bir şey istediği zaman bir takar, onu yaptırana kadar küçük çocuk gibi ağlar durur. Nefis böyle. Onun için Resulullah Efendimiz Ya Rabbi beni göz açıp kapayancaya kadar gözüm yani bir göz açınıp kapanıncaya kadar zaman içinde bile olsa nefsimin eline düşürme buyurmuşlar. Amin. Hatta bunu da açıklıyor tabi. Yani niye bu helal oldu? Niye takma elbisesi? Alim Allah biliyor ki ennekum kuntum tahtanu ne siz kendilerinize ihanet ediyorsunuz. Yani zarar veriyorsunuz günah işleyerek. Yani ne yapıyor? Hani e, bu haram olsa yani ilişki haram olsa ne olacak? E, insanlar i̇nsanlar nefislerine ihanet edecek. Yani nefislerine zulmedecekler, günaha girecekler. Fetâbe aleykum ve afa ankum. Allah e, size sizin tevbelerinizi kabul etti ve sizi affetti. Sizi affetti. Yani af var, mağfiret var. Af günahını tamam affediyor ama günahın lekesi kalıyor. Mağfiret ederse ne yapıyor? Günahı hem affediyor hem de te kökünden temizliyor ki insan e, anasından doğmuş gibi günahsız oluyor. O mağfiret o. Şimdi şu kısım fel e şimdi yani artık bu izahları yaptıktan sonra ve şiruhunla ve o e, hanımlarınızla diyor mübaşerette bulunun. Yani onlarla kaynaşın, yüz göz olun aranızda. Efendim, web tabu Allah aleyküm. Allah'ın size e, sizin için yazmış olduğu şeyleri arayın yani iptiga etmek yani onlara onları kazanmaya çalışmak. Allah'ın sizin için yazmış olduğu, takdir etmiş olduğu şeyleri kazanmaya çalışın. Ondan sonra bir konuya geçiyor burada. Ne zamana kadar yiyeceğiz peki? Ve kulu yiyiniz yani imsak vaktini şimdi tayin buyuruyor. Ve külü siz yiyiniz ve içiniz ne zamana kadar? Hatta yetebeyyene lekum ee, sizin için apaçık olana kadar. Ne? El haytul ebyadu minel haytul esvedi minel fecri. Yani fecir fecirden yani ufukta. Fecir ufuk manasına. Ufuktaki e, siyah çizgiyle beyaz çizgiyi yani ufuk çizgisini görene kadar yayın diyor. Şimdi bazı bölgelerde böyle mesela şehirlerde, kentlerde, kasabalarda evler yüksek olur. Bazen ufku göremezsin. Ama böyle e, köy yerlerinde, yaylalarda, hani sokak lambaları da olmadığı zaman e, fecri apaçık görmek mümkün oluyor. Orada beyaz bir çizgi oluyor. Bunu görene kadar yiyin için diyor Hazreti Allah. Tabi e, yiyip içtikten sonra ثُمَّ اَتُمُّ السِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ Sonra bu yiyip içtikten sonra o beyaz çizgiyi de gördükten sonra ne yapın? Yeme içmeyi kesin. Yani oruç, oruca niyetlenin ve bunu geceye kadar devam ettirin. Yani akşam namazına kadar devam ettirin buyurmaktadır. Evet. Tamam yani orucu akşama kadar, akşam vakti girene kadar oruç tutun. Akşam vakti girdikten sonra iftar edebilirsiniz. Ondan sonra bir husus var. Şimdi وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ Yani hanımlarla mübaşerette bulunmayın. Yani mübaşerette bulunmayın. Beraber olmayın. Ne zaman beraber olmayın? Şimdi önceden hani bir ruhsat verdi ya yapabilirsiniz. Şimdi ama diyor bir sınır koyuyor. Hududullah'ı koyuyor. Ne zaman yapmayın? hani kadınlarla hal yani yüz göz olmayın. Mübaşerette bulunmayın. Ve entum akifune fil mesacidi. Mescitte itikafta olduğunuz sürece kadınlarla diyor mübaşerette bulunmayın. Yani aynı hani ihram mescidi haramda ihramlının yapmayacağı şey nedir? Ve la rafasa ve la cidale ve la fil buyuruyor cenab Hak. İşte haçta e, cinsel e, ilişki, e, kavga, gürültü, günah işlemek ne diyor? E, caiz değildir diyor. Şimdi itikafta da caiz değildir. Evet, şeyi şimdi bu konuları açıklıktan sonra tilke hududullahi bu saydıklarım diyor. Benim hudutlarımdır. Ben hudut koydum. Bunlar benim kırmızı çizgilerimdir. Fela takrabuha onlara yaklaşmayın bile. Yani bırakın o hududu aşmayı, kırmızı çizgiyi aşmayı. Onlara yaklaşmayın bile. Yani çizgiye yaklaşmayın. Yani o kırmızı çizgide mi? Lazer ışığı gibi ne yapar? Yakar. Öyle düşünün yani. Kezalik yübeyinullah ve ayatihi. İşte böyle e, Cenab-ı Hak yani kendinden üçüncü hani yazar yazı yazarken de kendimizden üçüncü kişi olarak bahsederiz ya Kur'an-ı Kerim'de de var bu ifadeler. E, Hazreti Allah kendi zatından bahsederken Allah işte böyle size apaçık beyan ediyor ayatihi, ayetlerini, hani emirlerini, hükümlerini sizden beklentilerini böyle apaçık size beyan ediyor yani linnası insanlar için beyan ediyor. La allahum Ola ki onlar bu beyanatı dinler, okur, anlar, yerine getirir. Bu şekilde takva sahibi olur. Kendisini cehennemden korumuş olur. Evet, Cenab-ı Hak oruçlarımızı kabul buyursun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sübhane Rabbike <Sessizlik> Rabbil ama Ve selamun aleyhi Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.